Bu yıl Deniz Efsaneleri temasıyla ziyarete açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali yine ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. 7'den 70'e tüm kitlelere hitap eden özel bir etkinlik yapıyoruz. Türkiye'de zaten tek yapmış olduğumuz etkinlik, başka bir benzeri yok. Dünyada ise hem en eskilerden hem de en prestijlerinden bir tanesi. Tabii Antalya'ya gelen turist sayısının da, Türkiye'ye de gelen tabii ki turist sayısının da bu yıl önceki yıllar oranına göstermiş olduğu artışa bağlı olarak Kum Heykel Müzesi'nde de ziyaretçi sayımızda o oranda artış yakaladık. Bu sene önceki dönemlere oranla yaklaşık %15 civarında bir ziyaretçi artışımızın olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıl toplamda 150 bin civarında ziyaretçi kabul etmiştik. Yerli, yabancı, öğrenci, tüm kesimlerden. Bu sene inşallah bu rakamı 200 binlere kadar çekeriz diye tahmin ediyoruz. Tabii son dakikaya kadar herhangi bir olumsuzluk olmazsa turizmde. Tabii ziyaretçi sayılarının artışında aslına bakarsanız Antalya'ya biliyorsunuz daha çok şu andaki turizm şeklimiz charter seferlere dayalı all inclusive sistemin beslediği bir turizm yapısı ama son bir yıldır özellikle Türk Hava Yolları başta olmak üzere diğer özel havayolu firmalarının ve diğer yabancı firmalarından bir kısmının da Antalya'ya Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın yine farklı noktalarından uçuş koyması çok etken, çok ciddi etken. Tabii tarifeli seferlerle gelen ziyaretçiler daha bağımsız, daha çok gezme odaklı, geldikleri zaman otelde çok fazla kalmayı tercih etmeyen, işte araba kiralayan ya da işte çıkıp dışarıya ulaşım kanallarıyla, farklı kanallarıyla gezmek isteyen, şehri dolaşmak isteyen, yaşamak isteyen, tarihi yerleri, kültürel yerleri görmek isteyen, alışveriş yapmak isteyen farklı bir kitle son yıllarda Antalya'ya, özellikle son bir yılda bu tarifeli seferlerin de eklenmesiyle artış gösterdi. Tabii ki buna bağlı olarak bu kesim bizim tarzımızdaki etkinlikleri, işletmeleri de yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. İşte bu da bizlerin ziyaretçi sayılarının artışında en önemli etkenlerden bir tanesi. Umarım önümüzdeki yıllarda bu miktarın daha da artmasına bağlı olarak Antalya'ya gelip daha çok para harcayan, o işte nitelikli istediğimiz turistin daha fazla sayıda geldiği, halkın, işte esnafın ve bütün kesimlerin en fazla şekilde fayda elde ettiği bir turizm gelirinin arttığı bir dönem içinde kısa ve uzun vadede, orta vadede ciddi bir artış olacaktır. Gelirlerde de buna bağlı olarak tabii ki artışlar yaşanacaktır. Orta Doğu özellikle ülkeleri yani şimdi Cidde'den, Beyrut'tan, Lübnan'dan, Bağdat'tan, Erbil'den yanlış hatırlamıyorsam yine Katar, Doha'dan daha birkaç aklıma gelmeyen de olabilir. Düzenlenen tarifeli hatlar var. Yine Avrupa'dan Türk Hava Yolları'nın koyduğu Avrupa'daki işte Strasbourg, Münih vesaire farklı şehirlerden konan tarifeliler var. Ama tabii ki ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan gelen ziyaretçileri söyleyebilirim. Bu ziyaretçiler daha çok daha böyle deniz, kum, güneş değil de daha böyle yeşile dayalı, daha orman, gezi, alışverişe dayalı bir turizmden hoşlandıkları için ve kalabalık şekilde geldikleri için geniş aileler çok da onun için otelde fazla kalmak istemiyorlar açıkçası. İşte bu kitlede gezen kitle, işte bizlerin de aslında özlemini duyduğu kitle. Bunların sayılarının artmasına bağlı olarak işte harcamalarının da şehre yansıması turizmden her kesimin eşit biçimde, turizm gelirlerinden her kesimin eşit biçimde faydalanmasına yol açıyor. Umarım bu sayılar, bu seferlerin sayısı, noktaların sayısı daha da artar. Bu sonuç itibariyle işte o beklediğimiz daha fazla para harcayan turistin gelmesi, gelirlerin artması. İşte Sayın Bakanımızın da koyduğu hedef gibi 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefimizdeki en önemli ayaklardan bir tanesi onu oluşturacak.